anda karma seçim var. Evet, karma geldi. O da enteresan bir seçim oldu. Jinx karma koridoru göreceğiz alt koridorda. Şimdi burada özellikle karmanın hızlandırması, üzerine Jinx'in o pasifinin aktif hale gelmesi, bu gibi durumlarda çok daha mobil bir koridor görebiliriz alt koridorda. Ayrıca yine baktığın zaman karmanın dürtmesi üzerine Jinx'in o cızıtlarıyla birlikte çok yüksek hasarlar verebilir rakip takımı alt koridorda. Ve ardından rakip takım geriye çekmek zorunda kalabilir. Yani Ant geriye çekmek zorunda kalabilir. Ama tabii karşılarına baktığımız zaman şimdi Lucian ve Leona var. Bu koridor şunu söylüyor. Biz boş durmayacağız. Tabii. Biz öyle gidip de 10 dakika 15 dakika minyon biçmeyeceğiz. Skor almayı oynayacağız. Bunu gösteriyor. Özellikle Leona'nın 3. seviyeden sonra çok güçlü bir kombosu var. Rakip takımın bir oyuncusunu kilitlediği zaman artık tutması çok zor oluyor. Ama tabii ki de bütün her şey nerede belirlenecek? Biraz sonra oyun sırasında. Oyun sırasında belirlenecek. Bakalım hangi takım kendi taktiğini rakip takıma kabul ettirebilecek, daha başarılı hale gelebilecek ve maçı da kazanacak taraf olacak. Şimdi Team Turquoise'i görüyoruz ekranlarda. Biraz önce seyircilerden de güzel bir alkış koptu onlar için. Tabii uzun soluklu, uzun zamandır Türkiye arenasında mücadele gösteren bir takım. Onların da seyirci kitlesi, hayran kitlesi bir hayli fazla. Evet arkadaşlar, birazdan maça geçeceğiz. Bu arada hatırlatalım. Bu maçın adamını, bu maçın oyuncusunu evet. seçmek için Twitter'dan oylamada yapabilirsiniz. Hashtag LOLKMF yazıp boşluk bırakıp ardından Sihirdar adını yazıyorsunuz. Bu kadar basit Twitter'dan. Şu anda zaten ekranlarınızı da görüyorsunuz. Oylamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunu her maç için yapacaklarını da unutmamak evet. lazım. Evet. Birazdan şimdi bakıyorum şöyle oyuncular da tam böyle bizim sahne sol tarafımızda kaldı. Onlar da gergin bir beşlik bekleyiş içerisindeler. Bir de şu var Şomya, kolay bir şey değil. Düşün, bir finalin ilk maçına çıkıyorsun. Yani ilk çeyrek final maçı, onun ilk maçına çıkıyorsun. Gerçekten de nasıl bakalım bir performans gösterecekler ama tekrar moral alkışı geldi. Haritanın kırmızı tarafında Ant takımını görüyoruz. 4 kişi orta koridordan ilerlediler. Bir kişi alta doğru ilerliyor. Mavinin o tarafa doğru ilerliyor. Diğer tarafta ise, mavi tarafta ise Team Turquoise takımını izleyeceğiz bu maç boyunca. Bakalım kış mevsimi finalinde ilk çeyrek final maçının ilk maçında, yani ilk çeyrek final serisinin ilk maçında kim üstünü ele geçirecek? Hemen başlangıç aşamalarına bakmak istiyorum. Bu arada Ant takımın kafasında galiba değişik bir taktik var. Rakip takımın ormana girmek gibi bir taktik var. Bu taktik esasen çok anlaşılabilir. Neden? Team Turquoise'nin çok güçlü bir silahı var. Halpern gerçekten de çok önemli bir oyuncu burada. Halpern Vi ile 2 maçta 4-8-21 oynamış. Çok fazla asist yapmış. Bir galibiyeti, bir mağlubiyeti var oynadığı maçlarda Halpern'in Vi ile. Burada baktığınız zaman belki 4 skor hani çok yüksek değil diyeceksiniz ama 21 tane asist, 21 tane o yardımcı olduğunu gösteren asist sayısı çok önemli bir rakam. Demek ki ne kadar fazla koridorlarına yardım etmiş, takım savaşında ne kadar fazla bulunmuş, bunları bize gösteriyor. Ayrıca şu anda teknik bir aksaklık oldu. Büyük ihtimalle onu bekliyoruz. Maç tekrar başlayacak ki hemen başladı zaten. Büyük geriye döndük. İçinde bulunan Ant takımı üyelerini görüyoruz. Bakalım Jinx ne yapıyor bu sırada? Aşağıda kulesinin orada güvenli bir şekilde bekliyor değil mi? Evet, yani Jinx oradaki üçlü çalıyı tutmayı seçmedi. Daha doğrusu herhalde başta bir tercih etti. Ancak 5 kişi üzerine gelince doğal olarak herhalde oradan geri çekildi. Hı-hı. Bu yüzden görmüş olduğun gibi karma oraya bir yeteneğini kullanarak orada kim var kim yok bir görmek istedi. Evet, gördüğünüz gibi şu an Team Turquoise takımı orman girişlerini olabildiğince korumaya çalışıyor. Oradaki görüntü avantajını devam ettirmeye çalışıyor. Yalnız bakın işte doğru noktada durdukları için hemen orada fark ettiler üzerlerine gelen takımı. Çok güzel bir yavaşlatmada Q'la birlikte gelince orada rahat bir şekilde uzaklaşabilir. Karma skor vermeden çalın içerisindeki totem sayesinde de orada kim var kim yok görebiliyorlar. Yalnız Zergsting biraz zorluk çekti orada. Evet. Zergsting de biraz fazla mana harcadı yani. Dürteceğim diye. Ya aslında oyunun başında olduğunu düşünürsek biliyorsun ki biraz sonra zaten dolacağı için kendisi için de sorun olmayacaktır. Evet. Evet. Orta koridora baktığımız zaman Kyle ve Ziggs karşılaşması göreceğiz. Burada akıllardaki soru şu olacak. Kim daha fazla başka koridorlara yardım edecek? Çünkü hem Kyle hem de Ziggs
çok fazla baskın potansiyeline sahip olan şampiyonlardan. Ayrıca Zix hiç o koridora gitmese bile ultisiyle birlikte yine de orada hasar verebiliyor. Tabii. Oradaki savaşa, başka koridordaki bir savaşa katkıda bulunabiliyor. Bu arada alt koridorda şu anda hemen bakın bizim maçın başında söylediğimiz gibi Jinx ve Karma'nın dürttüğünü görüyoruz. Canlar bir iki bar azalmış. Aşağıda evet senin demiş olduğu gibi Lucian da Leona birazcık zoru çekiyor. Hatta şu anda Lucian'ın canı az üzerine doğru gitmeye devam edecek. İlk Karma gelecek mi? Sıçrama geldi. Bir sıçra geldi tabii ki. Burada hiç şu anda Ant takımı riske atmadı. Şimdi şunu biliyorlar Chomia. Eğer ki Ant takımına üzerlerine gelecek vakit bırakırlarsa kesinlikle bu koridoru kazanma şansları azalacak. Burada onlar da mesafe, menzil avantajlarını kullanarak uzaktan uzaktan dürttüler. Zergsting sonrasında yaklaştı ve karşı takımın saldırı gücü taşıyıcısını, nişancısını geriye gitmeye zorladılar. Çekecek mi? Bakalım korkutma gelecek mi? O da sıçrasını kullandı. Güvenli şekilde karşı hatta üzerine bir de Nocturne baltasını yolladı. Tabii Longbi yine çok önemli oyunculardan bir tanesi burada Team Turquality için. Neden diye soracak olanlar olursa geçen sezonda, bu sezonda çok iyi performans sergilediği maçlar oldu ama biraz inişli çıkışlı bir performansı var. Bazı maçlarda çok iyi oynarken bazı maçlarda çok fazla hata yapabiliyor. Bugün bakalım nasıl bir performans sergileyecek bu maçlar sırasında. Tabii bu kadar erken avantajı eline geçiren alt koridor şu anda kuleyi de olabildiğince fazla ittiriyor. Oo. Bakın bir tane daha Cis tuttu. Şu anda Lucian'ın yapabileceği şey olabildiğince mesafeyi güvenli mesafede kalmak. Zaten bakın koridor ittirdi ve geriye dönüyor. Evet gerekiyordu zaten. Oyunun başında oldukça yüksek hasar almıştı. Biz yukarı izlerken yanılmıyorsam aşağıda birazcık daha üzerine gidildi. Bu durumda da birazcık geri gitmesi gerekiyordu artık. Evet. Yine baktığımız zaman şu anda orta koridorda Kyle'ın Zix'in üzerine gittiğini ve avantaj eline geçtiğini gördük. Ormanda bu arada Halpern biraz daha hızlı bir şekilde 6. seviyeye ulaşmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Pek fazla baskına gitmedi. Peki, şimdi yukarıya doğru ilerliyor. Evet. Şu anda yukarıya doğru Y ilerliyor. Bakalım orada kısırabilecekler mi Nocturne'ü? Hemen ama üzerine doğru gidiyor. Ama kendisi mi sıkacak kişi olacaktı? Sıçrama geldi. Orada kaçmayı başardı ama. Bakın çok yüksek hasar geliyor. İlk kan geliyor mu? İlk kan dökülüyor arkadaşlar. Rengar'a gidiyor ilk kan. Ardından şimdi Halpern'le kovalamaya devam ediyorlar. Bakalım Halpern yakalayacaklar mı? Hayır. Yumruğunu sıkarak evet oradan uzaklaştı kendisi. Orada güvenli bir şekilde kaçtı. Roket kolu sayesinde. Oradaki yusru sayesinde oradan uzaklaşıyor. Bakalım devamı gelecek mi? Ant şu anda çok önemli bir avantaj eline geçirdi. Longbi gibi önemli bir oyuncudan ilk kanı aldılar ve yukarı koridorun bir ışığından verdiler. Geldi. Direkt olarak koridoru herhalde geri tutmak içindi o. Evet koridoru bırakmamak için çok fazla üzerine düşmesini engellemek için yani ne demek bu? Kendi kulesinin altında kalmak istemiyor. Çünkü Mundo'yla çok kolay bir şey değil. Yani o kulenin altında son vuruşları yapmak çok kolay olmayabilir. Ayrıca şu anda bakın alt koridorda hiç boş bırakmıyorlar. Yani her fırsatta alt koridorda saldırı gücü taşıyıcısının üzerine gidiyorlar. Lucian'ın üzerine gidiyorlar ve bu sayede onun hem minyon almasını engellemeye çalışıyorlar hem deneyimden geriye kalmasını çalışıyorlar. Bakalım bu taktikleri oyunun ilerisinde de başarıya devam edebilecek mi? Çünkü Lucian biliyorsun o 6. seviyeden sonra özellikle Leona ile birlikte çok yüksek hasarlar verebilir bir kişi. Ultisini açıp kombolarını yaptıktan ama, sonra ultisini açıp bayağı fazla hasar veriyor. Ama gördüğün gibi Jinx'e Karma da çok üzerlerine gidiyor. Evet yani. Hani evet tamam çok hasar verme potansiyeline sahipler ancak izlediğim kadarıyla TT takımı alt koridorda birazcık hasar bakımından üstün durumda Ant'a göre. Evet şu ana kadar bunu bize gösterdiler. Bakalım devamını da getirebilecekler mi? Esasında bu maçın kilit noktasının ben alt koridor çok fazla alt koridora kalacağını düşünmüyordum ama şu ana kadar şunu gösterdi TT'nin alt koridoru yani yukarı koridorlarımız çok fazla kamplansa bile ya da orta koridorumuz çok fazla kamplansa bile biz alt koridordan bu maçı taşımaya çalışacağızı hissettiriyor açıkçası. Ayrıca baktığımız zaman şu anda sen de önünden görüyorsun eşyalara bir baktığımız zaman mesela Jinx'in ikinci Doran kılıcından sonra hemen bir uzun kılıç aldığını görüyoruz. Bu da o hasarı oyunun başında arttırdığı hasarını çok fazla yüksek verdiği hasarını devam ettirmek istediğini gösteriyor bize. Olabildiğince o aradaki hasar farkını korumaya çalışacak. Yine Mundo şu anda zincir yelek yapmış.
Baktığımız zaman ilk eşya olarak Rengar'ın yüksek hasarından kurtulmaya çalışacak. Büyük ihtimalle zaten gün ateşi pelerini alıştığımız üzere Mundo'nun en büyük seçimlerinden bir tanesi, en alıştığımız seçimlerinden bir tanesi büyük ihtimalle gün ateşi pelerine doğru oradan ilerleyecektir. Kyle daha geri dönmemiş. Yine Ziggs daha geri dönmemiş. Onların eşyaları aynı. Minyon sayılarına baktığımız zaman ise şu anda orta koridorda eşitlik var. Alt koridorda saldırı güç taşıyıcılar arasında 8 minyonluk, pardon 6 minyonluk bir fark var. Burada Team Turkuati'nin üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Alt koridor şu anda Team Turkuati'nin tamamen elinde diyebiliriz. Önderlik onda. Daha şu anda 6. dakikadayız. 6. dakikanın içerisindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Ve 6. dakikada 6 milyonluk bir fark ileride çok büyük kar topu etkisine neden olabilecek bir fark. Başta Lucian'ın geri gitmesi çok büyük etken oldu buna. Bakalım acaba senin de demiş olduğun gibi ilerleyen dakikalarda daha ne kadar baskın olacak. Oyunun başında izlediğim kadarıyla Jinx'le Karma ya zaten hasar verme potansiyeline oldukça sahip iki şampiyon. Bakalım bunu ileriye kadar ne kadar taşıyabilecekler. Leona birazcık burada takım arkadaşını korumaya yönelik oynadığı zaman ileri gittiğinde farkındaysan Karma da burada boş durmuyor. Daha çok Lucian'ın üzerine oynayarak belki de kendi takım arkadaşını korumaya çalışacak orada. Alt koridorda şimdilik benim izlediğim kadarıyla Jinx'e Karma çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Evet şu anda da baktığımız zaman mesela Elison'un konuşamadım. İlk kez Kyle oynadığını kış mevsimi finalleri boyunca görüyoruz. Yani kış mevsimi boyunca. İlk defa finallerde Kyle oynuyor. Bu da şunu gösteriyor. Takımlar finallere farklı taktiklerle, farklı sürpriz seçimlerle hazırlanmış durumdalar. Bu acaba normal bir şey midir? Düşünsene bütün sezon boyunca seni herkes sanıyor. Artık bazen sürpriz yapmak gerekiyordur diye düşündüm. Acaba böyle bir seçim yapmış olabilirler mi? Ya tabii ki de olabilirler. Gizli silah zaten, olabilir mi acaba? Zaten her hafta birbirleriyle karşılaşıyorlar. Her hafta yeni bir taktik ortaya koymak zorundalar. Burada da en son artık burada dananın kuyruğunun koptuğu noktada ne kadar silahları varsa kullanmaları lazım. Hiçbir maç riske atılamaz. Yani işte ben çok iyi şu şampiyon oynuyorum ama bir maç daha saklayayım bunu elimde sonraki maç oynarım. Böyle bir şansınız yok artık arkadaşlar burada. İlk maçtan itibaren elinizde ne varsa hepsini kullanmanız lazım. Bütün gücünüzü kullanmanız lazım. Burada da bakalım Kyle nasıl bir sonuç verecek önümüzdeki dakikalarda TT için. Bakıyorum şu anda farklı yine değişik istatistikler geliyor önüme benim de. Team Turkuati'nin şampiyonluk liginde 7'ye 9 gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde Ant 6'ya 8 gidiyor. Bu istatistiklerde önemli istatistikler. Baktığımız zaman esasında oran olarak hemen birbirlerine evet, yakınlar. Neredeyse ama. İkisinin de 2 maç mağlubiyet sayıları düşük, pardon fazla galibiyetlerinden bahsediyoruz. Baktığımız zaman yine mesela Ant'ın ormancısı Kling şu anda en yüksek KDA'ya sahip. Yani ne demek? Katletme, ölüm ve asist oranına sahip 3.2, 3.3 ve 6.6. Asist oranı özellikle çok yüksek. 6.6 asist gerçekten de maç başına özellikle bu tarz oyunlarda, bu seviyedeki oyunlarda çok önemli bir rakam. Bu şu demek oluyor, olabildiğince fazla savaşa katkıda bulunmuş. Ormancının da zaten yapması gereken şey bu. Doğru zamanda, doğru yerde olup pozisyonlara müdahale edebilmek ya da kendi takımını ön plana çıkaracak, öne geçirecek pozisyonlar yaratabilmek. Bunu yapabildiğini söyleyebiliriz Ant'ın ormancısının. Evet Şomi. Şimdi duraklamada devam ediyor. Seyircilerimizi de görüyoruz. Onlar da sabahın çok erken saatlerinden itibaren burada Bostancı Gösteri Merkezi'nde yerlerini aldılar, beklediler. Ki böyle soğuk bir günde İstanbul'da belki şu anda Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen insanlar olabilir, sihirdarlar olabilir. İstanbul'da bugün gerçekten iki gündür özellikle hava inanılmaz soğuk. Ama sihirdarlar için, League of Legends için hiçbir şey engel olamıyor. Duygusal soğuğa bir yorum olacaktı şimdi. Soğuğa rağmen buraya geldiler. Hava ne kadar soğuk olsa da burası çok sıcak. Evet gerçekten de ama çok sıcak burası. Sihirdarlarla birlikte çok daha güzel bir atmosfere sahip oldu. Bakalım önümüzdeki maçlarda ya da bu maçın devamında neler izleyeceğiz. Şimdi baktığım zaman
şuradan hemen ben şu önümdeki yine bilgilerimi açayım, formlarımı açayım. Başka neler söyleyeceğiz, söyleyebiliriz onlara bakalım. Ant takımı için şuradan açabilirsem bir saniye. Mesela Team Turquality için yine şöyle bir ilk beşlerden esasında çok detaylı bahsedemedik. Onlardan bahsetmek lazım. Halpern var, Longbee var, Zergsting var. Zergsting mesela gerçekten bence bu sezonda yine hiç yani kimse belki adını çok fazla duyan yoktu. Yani tamam yine bilenler vardı ama ya çıktı, oynamaya başladı ve destek rolünde gerçekten Türkiye'deki o iyi destek arayışına cevaplardan bir tanesi oldu. Gerçekten de herkes onun oyununu takdir ediyor. Kimle konuşsam, hangi oyuncuyla konuşsam, hangi takımdan olduğu önemli değil. Herkes hakkını veriyor ve buraya kadar da zaten takımın çıkmasında kendisinin de etkisi çok büyük oldu. Mesela yine benim önüme istatistikler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz mevsimle ilgili. Team Turquality'nin en başarılı haftası 4. hafta olmuş. Hem Dark Passage'ı hem de HVA'yı yenmeyi başarmışlar. Longbee, Kha'Zix ve Kennen seçimleriyle yıldızlaştı zaten. Hatırlayacaklar olacaktır. Hatırlayanlar olacaktır. Team Turquality özellikle Halpern'in geri dönmesinden sonra, katılmasından sonra gerçekten de farklı bir boyuta ulaştı. Acaba bu Halpern'in çok güzel o istatistik hesaplamalarından mı kaynaklanıyor olabilir mi? Yani bence de olabilir. Bizim de mesela çok birkaç kere yayınlarımıza da katıldı kendisi. Kendisi yani tamamen oyunu matematiksel düşünen bir insan. Bir şampiyonu ilk başta aldığı zaman, öğrendiği zaman ya da oynamaya devam ettiği zaman, oynayacağı zaman kesinlikle hangi yeteneği ne kadar mesafeye gidiyor? Hangi yeteneği hangi seviyede kaç vuruyor? Aynen ne kadar karlıysa o seçimi yapabilen bir oyuncu. Onun bir Morelle Monico'nun anlatışı vardı. Sen var mıydın? Ya da izledin tabii mi ki, o yayını? Tabii ki olmaz mıyım? Olmaz mıyım? Ya Morelle Monico'nun ya 2 saat boyunca neredeyse Morelle Monico'nun anlattı. Ya alın şöyle güzel, böyle güzel. Kesin alınması lazım. Şöyle iyi, böyle iyi. Yani geleceği gerçekten de tamamen olayı matematiğe, mühendisliğe çevirmiş durumda League of Legends'la ilgili. Yine baktığım zaman önümdeki verilere Şampiyonluk Ligi mesela son haftasında üçlü averaja bakılmak zorunda kaldı. Burada Ant, BPI ve Atlas takımları aralarındaki averaj farkına göre öne geçtiler. Şu anda bir moral. Şöyle bir içeriği heyecanlandıralım ya. Şöyle iyice bir gürültü istiyorum. Yani maç tekrardan başlayacak. Takımları tekrardan bir canlandıralım, ateşlendirelim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekten de enerji seviyesi çok yüksek bir kalabalık var. Maça da tekrardan devam edeceğiz. Birazdan Tamam. Olmadı. O zaman bence maç başlayana kadar burada gürültüyü kesmeyelim ya. Maçı başlatalım diye. Evet. Ne kadar sıcak demiş. Gerçekten de muazzam bir kalabalık var şu anda. Muazzam bir topluluk var burada. Ama şunu söylemek lazım bence tekrardan. Bu çünkü bence olayın en büyük taraflarından bir tanesi ve çoğunlukla bahsetmekten de unutabiliyor ya da sihirdarlar bazen farkında olmayabiliyor ama. Arkadaşlar 2014 sezonu Türkiye'nin ilk resmi elektronik spor etkinliği dedik. Peki bu resmi olmasının sadece nedeni işte gidip bizim oyuncularımızın lisans alması mı? Ya da bu turnuvanın yapılması mı? Hayır arkadaşlar, sizin şu anda ekranları başında burada Bostancı Gösteri Merkezi'nde bütün sihirdarların elektronik sporu olan sevgileri, elektronik sporu olan bu inançları bizim de bu resmileştirmemizi League of Legends'ın, e-sporun Türkiye'de daha ileriye gitmesini sağlamamızı sağlayacak adımları atmamızı sağladı. Biraz fazla sağladı dedim. Cümle biraz devrik oldu. Belki toparlayamadım ama şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Siz destek verdikçe ekranları başında o şu anda bu yayını izleyen, şu anda BGM'de olan, Bostancı Gösteri Merkezi'nde olan arkadaşlarımız, ayrıca işte League of Legends seven sihirdarlarımız bize destek vermeye devam ettikçe bu League of Legends'ın da elektronik sporunda Türkiye'de gelişimi devam edecektir. İlk resmi turnuva ve devamı gelecek. Belki ileride çok daha güzel şeyler olacak. Bakalım neler bizleri bekliyor bu uzun maratonda.
Evet. Alanda kaç tane Timo gördün? Alanda kaç tane Timo gördüm? Şu anda ben de bakıyorum Timo'lara da. İki tane görüyorum şu anda. İki tane mi? İki tane, yani iki tane bana yakın var. Timo'lar ellerini kaldırsın ya. Bence de Timo'ları bir görelim. Oo, bayağı var ya. 3, 4, 5, 10. Arka tarafta bir dolu var ya. Sen bu tarafta var mı? Onlarla da saymaya devam etsen daha güzel olur. Evet. Gerçekten yüzlerce. Yüz olmuş. Yüzlerce değil mi? Yüz Timo var şu anda alanda ya. Timo'lar. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Bakalım. Şimdi başka neler söyleyeyim. Bu arada tekrar evet unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi Sihirdarlığımızın izleyenlerimizin oylarıyla beraber maçın oyuncusu seçecek arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Peki bunu nasıl yapacaklar? Twitter üzerinden #lolkmf boşluk favori ya da beğendiğiniz kişinin sihirdar adını yazarak arkadaşlar bu oylamaya katkıda bulunacaksınız. Unutmamanız gereken her maçta bunun yapılacağıdır. Evet. #lolkmf boşluk sihirdar adı. Desteklemek istediğiniz bu maçın adamı bence şudur dediğiniz kişiyi oy vermek için Twitter üzerinden #lolkmf boşluk sihirdar adı şeklinde oylarınızı kullanabilirsiniz. Tabii istatistikler durmuyor. İstatistikler gelmeye devam ediyor bir yandan da. Biraz daha takımları detaylamasına takımların için daha detaylı bilgiyi alabiliyoruz. Şu anda mesela Komodo en az ölen nişancı. Ve maça devam ediyoruz. İstatistikler devam edecek maçın içerisinde. Bakalım neler izleyeceğiz. Tekrar şöyle bir moral alkışı. Maç tekrardan başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde finallerin, çeyrek finallerin ilk maçında, ilk serisinde bakalım maç nasıl devam edecek. İlk kan dökülmüştü hatırlıyorsanız. Rengar almıştı yukarı koridoru Long B'yi öldürerek. Ardından çok fazla aksiyon olmamıştı. Zaten şu anda 7. dakikanın içerisindeyiz. Ağırdaki altın farkı 300 altın gibi fark. Bu da zaten ilk kandan geliyor. Çok fazla baktığınız zaman minyon sayılar arasında fark yok. Kyle biraz öne geçmiş gibi görünüyor ama Ziggs geri döndüğünde, Kyle da geri döndüğünde o aradaki altın fark kapanacak. Ziggs'in burada önce üstüne dönerek daha erken eşya tercihlerini yapması açıkçası çabuk dönüp hazır noktadan oradayken biraz daha fazla minyonda öne geçebilmek için Kayla stratejik olarak bir avantaj kazanma istediğini bizlere gösteriyor. Baktığımız zaman şimdi yine Rengar ve Mundo savaşına. Rengar ilk kanı almasına rağmen Mundo şu anda minyon sayısında yukarıda, daha üstün seviyede. Neden? Bunun da en büyük nedeni şu. Çünkü ışınlanmasını kullanıp öldükten sonra hemen tekrar koridora döndü ve canı az olan Rengar geriye dönmek zorunda kaldı koridorda. Kyle da bu arada üstüne gitti. Onun da ilk olarak eşya tercihi Sokarcı oldu. Bakalım Ziggs'e karşı orta koridorda neler yapacak. Aynı zamanda Nocturne takım arkadaşına mavi güçlendirmeyi de verdi. Zaman kaybetmeden tekrar ortadaki minyon farmını kaçırmak istemiyor Ziggs. Evet. Altta ise çok ufak bir baskın mı göreceğiz acaba? Onu bekliyorum ama Çalı'la her zaman iki totemler bekliyor. Evet bu arada Leona ileriye doğru atıldı. Nocturne'un ultisi geldi. Bariyer de geldi. Üzerine tutuştur da var ve bir kan daha dökülüyor orada. Acaba bakalım ikinci skor gelecek mi? Belki olacak mı acaba? Vay geldi yardım için ama çok ilerlere gitti. Lucian üzerinde bir skor da kendisi aldı. İşte Halpen faktörü doğru zamanla doğru yerde olmak. Aradan bir kişiyi alıp hiç zaman kaybetmeden tekrar geri döndü. Kesinlikle. Baktığımız zaman şu anda bir tane tim taşı ve uzun kılıca sahip. Bu da biraz daha agresif bir eşya düzenine gideceğini bizlere gösteriyor. Derken bir kez daha duraklama geldi oyunda. Yine bir teknik aksaklık var sanırsam ki hemen çözülecektir. Mümkün olan en kısa sürede. Şundan bahsediyorduk esasında tekrardan maça dönmeden önce. Bu arada şunu söyleyelim. Halpern gerçekten de orada belki Jinx'e yetişemedi ama kesinlikle Karma'nın ölmesini engelledi. Bu belki de maçın ilerisinde rakip takımın çok daha hızlı bir şekilde kar topu etkisine bağlamasını engelleyecek. Onların öne geçmesini engelleyecek bir hareket oldu. Gerçekten de Halpern'i tebrik etmek lazım. Ama bakalım yeterli olacak mı? Çünkü yukarıda ilk kanı verdiler. Alt koridor bir geri gidip geliyor. Şu anda baktığımız zaman zaten altın farkları arasında çok büyük bir fark yok altınlar arasında da. Yavaş yavaş şu anda
maçta hani 15. dakikaya doğru kopmalar yaşanacaktır. Bu arada alanımız da yavaş yavaş doluyor. Neredeyse çok az koltuk ben boş görmeye başladım. Gerçekten de Sirdarlara bir kez daha teşekkür etmek lazım. Bu soğuk İstanbul kış gününde buraya kadar geldiler maçları izlemek için. Bu enerjiyi tekrardan yaratmak için burada ve oyun da tekrardan başladı. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. 10.700 altın, 11.100 altın, 300 altınlık fark hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi altta skor alınsa da birebir değişim olduğu için skorlarda o kadar fazla etkilemedi aradaki minyon farkını, ama mesela orta koridorda Kyle bayağı bir üstünlüğünü şu anda kabul ettirmiş durumda gibi gözüküyor esasında. Evet, minyon sayıları arasında o kadar fark olmasa da belki üzerine baskın oynayarak Ziggs'in bunu devam ettiriyor olabilir. Aynı zamanda aşağıda Jinx ve Karma bakalım neler yapacak. Gelmeden önce bir golemleri aldılar ki skorları birazcık daha yükselsin diye. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi aşağıda minyon biçmeye devam ediyorlar. Jinx geldi ama tutmadı o. Şu anda minyonlara vurmaya devam ediyorlar. Leona orada yavaşladı. Zerg Sting elinden geldiğince fazla dürtmeye çalışıyor. Alt koridorda yine çok hızlı ittiriyorlar koridoru. Bakın yani bu kuleyi hızlı almak onların en büyük şu anda amacı. Büyük ihtimalle kuleyi alıp ondan sonra başka bir göreve doğru ilerlemeye çalışacaklar. Çok fazla birebir takasa girmediler. O sıçramayı harcattıktan sonra kendilerini riske atacak fazla hareket yapmadılar. Sadece kontrolünü elinde tutmak istiyorlar koridorun. Şimdi şöyle bir şey var. Aşağıda Leon ve Lucian'dan biliyorsun ki çok agresif hareketler beklemiştik biz oyunun başında. Ancak bu gelen baskınla beraber birazcık moralleri bozuldu mu bilmiyorum. Ama Leon'a farkındaysan her seferinde artık geride durmak zorunda kalıyor. Normalde bildiğin gibi Leon'un olduğu tarafın daha baskın oynamasını beklerdik. Bir kere daha bir deneme oldu. Nocturne'ün aslında başarılı da bir baskındı ama görmüş olduğun gibi orada Vayne aradan Lucian'ı alıp kaçması... Birazcık İşlerin da olsa. Rengini değiştirdi. Tabii. Şimdi yukarıya tekrardan Nocturne bir koridor baskınına gelmeye çalıştı ama baktı ki koridor çok ileride. Oradan kendisine ekmek çıkmayacak. Hemen geriye döndü ormana doğru. Bakalım bir sonraki durağın neresi olacak baskın yapmak adına. Vay, Halper yine aynı şekilde diğer tarafta haritanın diğer köşesinde koridor baskınına ve doğru geliyor. Totem de yok. Totem yok. Bu çok önemli. Bakalım şimdi burada Unit Back ya da Lucian'ı yakalayabilecek mi? Komodo'yu yakalayabilecek mi? Orada yukarıda Nocturne'un ultisi geldi. Mundo'nun ultisi açık. Bakalım kendisi kaçabilecek mi orada? Bir skor daha mı geliyor derken bir skor daha orada. Nocturne'e gitti. Aşağıda da aynı zamanda Jinx cevap orada Leona'yı düşürdü. Üzerine devam ediyorlar ve bir skor daha geliyor. Cevap çok güzel geldi. Tam zamanında geldi. Ve bu kadar saniyede bu kadar skorun gelmesini ben de beklemiyordum. Yukarıdaki Nocturne'u gördükleri anda Team Turquality'nin aklına hiçbir soru işareti kalmadı. Hemen alt koridordan koridora doğru, yani kuleye doğru ilerlediler ve skorlar arka arkaya almayı başardılar. Ve ejderha geliyor. Ziggs çalmaya çalıştı ama olmadı. Yetmedi. Yukarıda bu arada Mundo tekrar ışınlanmaya dönmüş durumda. Ama Mundo iki kişinin üzerine düştü. Bakalım oradan kaçabilecek mi? Artık yeter ya. Ne gerek var dediler. Oradan Mundo, geri döndüler. Mundo orada aslında kendisi bayağı büyük bir riske attı ama baktığınız zaman şimdi Ant takımının orada daha fazla ilerlemesi, Rengar'ın ve Nocturne'un daha fazla ilerlemesi demek kendilerini riske atmak demek olacaktı. Çünkü Mundo'nun hemen şu an yanında olan ormanda hiçbir görüşleri yok. Kimin nereden çıkacağını, ne zaman geleceğini bilemezler. Bu yüzden de geriye çekildiler. Şimdi baktığımız zaman bu skor değişimlerinden sonra, ejderhadan sonra aradaki altın farkı Team Turquality'nin lehine geçmiş durumda. 16.500'e 16.300, 200 altınlık fark var arada. Çok fazla, çok büyük bir fark diyemeyiz. Maçın kaderini etkileyecek kadar büyük bir fark değil ama moral olarak bir önceki savaşta, bir önceki o savaşlarda Team Turquality çok büyük bir avantaj yakaladı. İki skor üzerine ejderha aldı ve morali de şu anda eminim ki çok daha yüksektir ondan öncesine göre. Unit Back ve baktığımızda Komodo şimdi alt koridoru ittirmeye devam ediyorlar. Baktığımız zaman karşılarındaki Jinx yeni dönüyor koridoruna. AMK kılıcı almış. Üzerine bir tane kazma almış. Botu yok. Can yenilemesi verecek ya da can çalma verecek herhangi bir eşya yapmamış. Tamamen agresif bir eşya yapısına doğru gidiyor. Buna karşılık karşısındaki Lucian ise şu anda Vampiric Vasa üzerine iki tane Doran kılıcı, bir tane uzun kılıç ve bir tane de Yakut kristalle birlikte oldukça dengeli bir eşya düzenine doğru gidiyor. Üçlü kuvvete gidecek büyük ihtimalle. Orada ağır kan yaptıktan sonra
dengeli ama yani önce o vampir hasar yapması, üzerine iki tane Doran kılıcı yapması kesinlikle kendisini riske atmak istemiyor. Biliyor karşısında çok fazla dürtecek bir koridor var. Bu arada kırmızı güçlendirmeyi alan Vay karşı takımın ormanına yumruğunu sıkarak gitti. Orada bir Zix'i yakaladı. Bakalım bir skor daha gelecek mi? Nokta önünde ultisi geliyor orada. Takım arkadaşını korudu çok güzel bir şekilde. Ve hala orada savaş devam ederken Kaylon ultisiyle beraber kaçmaya çalışan Vay sanırım orada düşen kişi oldu. Evet Vay bu sefer o kadar şanslı. Bu arada Leon'un orada sıkıştırdı. Bir de bu ultisi. İnanılmaz bir skor. Bir skor daha. Team Turquality adeta cezalandırıldı biraz önceki pozisyonlarda Ant takımı karşısında. İşte özgüven iyi, öne geçmek iyi ama bazen de böyle sizi riske atabiliyor. Bakalım şimdi Unitmek aşağıda orada Zerg Sting kaçabilecek mi? Hayır. Anlatan o patlangaçları Link, tutunmadı orada. Link geriye çıkmak zorunda kaldı ama çok fazla dürtülüyor şu anda. Leona'dan bir ufuk kılıcı daha geldi ama Nocturne'ün canı çok az. Orada büyük ihtimalle kendisini riske atmayacaktır ve geriye çekiliyorlar. Orta koridora bakacak olursak Ziggs şu anda kuleyi almak üzere. Bakalım karşısında şu anda Vay var en yakında ama yetişemeyecek. Orta koridordaki bu kulenin alınması Ant takım adına çok büyük bir haber. Çok iyi bir haber. Çünkü baktığımız zaman burada bu ama alt koridorda buraya kadar detirdi. Hızlandırmayı aldı. İkili, iki skor daha almayı başarıyor. Karmada kalsa da bu skorlar. Yine de istedikleri cevap arayışı içerisinde almaları gerektikleri skorlardı. Orta koridorda şimdi Team Turquality, Kyle ve Vile'la ittirmeye çalıştı ama hayır vazgeçtiler. Rakip takımın acaba mavisine mi gitmeye çalışacaklar? Değişik bir noktaya pembe totem geldi. O önemliydi. Yukarıda yine savaş devam ediyor. Birbirlerine girdiler tekrardan. Rengar bakalım orada uzaklaşabilecek mi? Long bir üzerine gitmeye devam ediyor ama hayır kulenin altına girmek istemedi. Çünkü baktığınız zaman o Rengar'ın barları doluydu ve her an yerine mıhlanma tehlikesi var kulenin altında. Yine şu anda orta koridor. Bakın işte Ziggs'in en büyük avantajı. Rakip takım sizin olmadığınız bir koridorda, hiçbir arkadaşınız olmadığı bir koridora ittiriyor mu? Bir ulti at, o koridor geri ittirilsin. Senin gitmene gerek yok. Çok büyük bir avantaj. Maçın ilerleyen dakikalarında özellikle maç uzadıkça çok daha etkili olduğunu bu ultinin bu şekilde kullanımında göreceğiz. Farklı koridorları savunmaya çalışırken oyuncular kimsenin olmadığı bir koridoru boşlukta bulup hemen ittirebiliyorlar. Çok önemli bir özellik. Bu arada kötü bir haber, yanılmıyorsam dönün kırmızısı çalındı. Evet, kırmızıyı çalmayı başardılar. Dakika 16'ya yaklaşırken, 16'yı bitirmek üzereyken böylece Nocturne biraz sekteye uğratılmış oldu. En azından biraz daha fazla uğraşması gerekecek başarıyı sağlaması için. Halpern o büyük üfiti alıyor ve şimdi geriye dönecek o da. Baktığımız zaman yalnız şimdi Jinx eşyalara bakmamız gerekirse bir nasıl diyeyim şaşırtmacı yapmış. Kazmadan sonra kanoslamış yapmış. Evet. Ben büyük ihtimalle ebedi kılıca gider diye bekliyordum ama hayır benim biraz daha koridorda kalabilmem için ya da savaşlarda hayatta kalabilmem için biraz daha can çalma ihtiyacım var dediğini şu anda ya da böyle düşündüğünü anlayabiliyoruz bu eşya seçiminden dolayı. Kırmızı totemler çok önemli. Biliyorsunuz son sezonda yapılan değişikliklerden sonra sadece bir tane kırmızı totem kullanabiliyorsun. Onu koyduğunuz noktalarda da bu totemleri temizlemeniz özellikle de Ant takımı için çok da, çok daha fazla önemli. Neden? Nocturne oralardan ulti attığı zaman rakip takım çaresiz kalabiliyor. Eğer ki o çalın içerisinde kesinlikle totem olmadığını biliyorlarsa güzel oyunlar yaparak Nocturne ultisiyle birlikte öne geçmeyi başarabiliyorlar. Bu arada görmüş olduğun gibi takımlar yavaş yavaş ejderhanın orada dolanmaya başladı. Niye? Çünkü ejderhanın çıkmasına yaklaşık bir şu anda 10 saniye var. Bu arada şunu söyleyelim. Yine savaş çıkmadan önce Zerg Sting biraz önce skor almıştı iki tane. Zerg Sting şu anda maç başına 1.9 skor alma ortalamasıyla oynuyor. Destekler arasında, destek oyuncular arasında en yüksek skor alma oranına sahip oyuncu. Ve o istatistiğe daha 17. dakikada ulaşmış durumda bu maç için. Orada Vayyum'un sıktı orada Ziggs'in üzerine doğru direkt multisini kullandı. Arkalardan gelen Kar sıçrısıyla beraber ileri gittiler. Orada çok combo güzel tarzı yalnız orada çok güzel bir oyun sergilediler. Jinx ultisi üzerine Ziggs ultisi geldi ve devam ediyorlar. Yalnız Team Turquality savaşı geriye çeviriyor. Gelecek mi skorlar? Bir Jinx var. Gelecek takımını taşıyabilecek mi acaba? Üzerine bir skor daha geliyor mu? Hayır. 3-3 geldi. Yukarıda da şu anda Lockbee'nin intikamını görüyoruz. Katliam yapmayı başaran bir Team Turquality var. Ardından bunu bir de ejderha alarak süslüyorlar. Görev sadece skor yetmez. Üzerine bir de görev alarak şu anda
tamamen maçın kontrolü eline geçirebilecek pozisyona geldi Team Turkuality. Bakın görev açlığı devam ediyor. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Ejderha'yı aldılar. Ardından şimdi orta koridora gittiler. 4 kişi kule ettiriyorlar. Jinx'i alt koridora gönderdiler. Sen minyonlarını al. Zaten ettireceksin orayı. Biz de buradaki kuleyi alırız dediler. Ve baktığımız zaman bakın arkadaşlar bir tane pozisyonda aradaki altın farkı neredeyse 5000'e çıktı. 30.700 altın kazanmış şu ana kadar Team Turkuality. Karşısındaki Ant takımı ise 25.800 altında. Altın farkı şu anda muazzam bir şekilde açılmış durumda. Bakalım Ant buna nasıl cevap verecek? Acaba birkaç dakika önce gördüğümüz gibi o ormanın içerisinde Halper'ni öldürdükleri ardından Kayle aldıkları pozisyondaki gibi yine bir cevap verebilecekler mi? Çünkü Ant'ın şu anda buna ihtiyacı var. İzleyip hep birlikte göreceğiz. Bu arada farkındaysan Team Turkuality tarafından Jinx ve Karma'nın skorlarına dikkat etmek lazım. 4'e 0 oynayan bir Karma var. Aynı zamanda 4'e 1 skorluk ve bir Jinx var. Evet 4'e 0 bir Kyle dedin değil mi? Karma. Karma pardon. Karma var. Zaten söylemiştik biraz önce. Zersting 1.9 maç başına katletme oranıyla oynuyor. Bunu yakaladı demiştik. Ardından oluşan takım savaşından sonra 4-0'lık skora geldi ki inanılmaz yüksek bir rakam bir destek oyuncusu için. Belki ileride biraz daha agresif eşyalar görebiliriz. Bir tane şu anda büyük kitabı görüyorum. Bu büyük kitabı acaba neye doğru ilerleyecek eşya olarak? Şu anda Halper rakip takımın ormanına girdi. Oo. Orada Leona'yı yakalamaya çalışıyorlar. Bakalım devamını getirebilecekler baba. Dönüp orada hemen Ziggs'e odaklanmaya çalışıyorlar. Leona ultisi kurtarmaya yetmiyor. Ziggs tam ölmeden önce son anda ultisi atmayı başardı. Ama bakalım yetecek mi? Rengar mi orada? Bakalım. O Kyle derken ultisini kullandı. Arkada Karma mümkün olduğu kadar orada Rengar'ı engellemeye çalışsa da Lucian ultisiyle beraber orada bir düşen Kyle var. Halper'i almayı başardılar. Alt takımı tekrardan bu maça ortak olmak istediğini gösterdi. Çok güzel cezalandırdı Team Turkuality takımını. Bu kadar siz inandınız, öndesiniz ama biz buradayız. Bitmedik dediler ve tekrardan maçı toparlamayı başardılar. Ant takımı bence bu maçı bu kadar kolay bırakmayacak. Uzun bir maç önünüzde bizi bekliyor diyebiliriz şimdiden. Oo, Nocturne'un ultisi geliyor orada. Bakalım acaba ne olacak derken hiç zaman kaybetmeden sıçrası kullandı orada ama kurtuldu. Zergsting evet. De çok akıllıca oynadı orada. Hemen uzaklaştı ve kurtulmayı başarıyor. Ant takımı son girişimden istediğini elde edemedi ama en azından Jinx'e sıçramasını kullandırmış oldular. Bu ne demek? Bundan sonraki 5 dakika boyunca Jinx artık çok daha korunaksız bir durumda. Kaçması gerektiği zaman ya da takım savaşı olduğu zaman çok daha iyi pozisyon alması lazım. Kendisini riske atmaması lazım. Bunu bakalım iyi kullanabilecek mi? Jinx dikkatli olması lazım. Ant takımında bu boşluktan yararlanabilecek mi göreceğiz. Bundan sonraki dakikalarda Zergsting orada maviyi çalmaya çalışacak. Hayır çok geride kaldı. Çalamadı maviyi. Ardından Unitback de alt koridora geri dönüyor. Yine dakikalara baktığımız zaman 20. dakikayı geride bıraktık. 22. dakikanın içerisindeyiz. Unitback ve Komodo koridor ediyor. Tabii şimdi baktığımız zaman oyuncular Unitback de belki ilk sezondan bizim Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz ilk turnuvalardan itibaren mücadele eden bir destek oyuncusu. O da gerçekten de çok farklı takımlarda oynadı. Bazen çok iyi maçlar çıkarıyor. İnişi çıkışı yine bir grafiği olan bir oyuncu. Bu maçta Leona ile şu ana kadar açıkçası ultileri ve diğer yetenekleri özellikle ufuk kılıçları o son piksele yakın neredeyse tutturduğu ufuk kılıçları çok önemli. Bunları devam ettirebilirse özellikle maç uzadığında Nocturne ile birlikte kendisi o ufuk kılıcı ultileriyle birlikte takım savaşı başlamadan hemen önce birilerini yakalayabilirlerse tamamen işler değişir, rengi değişir. Bakalım Unitback Leona'yı bu yönüyle kullanabilecek önümüzdeki evet, dakikalarda. Team Turkuality takımı tekrar karşı takımın ormanına doğru bir baskın denemesi mi yapacak? Artık farkındaysan iki takım da ortalara doğru yöneldi. Evet. Şunu söyleyelim yine. Elsion ve Unitback sezonun başında Halper'le birlikte NEC takımında oynuyorlardı. Esasında takım arkadaşlarıydılar. Ama sonra Neverending Cycle'ın ligden atılması, ligden diskalifiye olmasından sonra tekrardan şu anda oynadıkları takıma döndüler ve açıkçası şu anda onun da bir hesaplaşması var yani Halpen, eski takım arkadaşları, rakip takımlarda bakalım nasıl olacak. Evet, Lucian almış olduğu hasar nedeniyle geri dönmek durumunda kaldı. Bu sırada Team Turkuality takımı ortadaki kuleyi de istiyoruz diyorlar. Şu anda dürtme olarak çok yüksek bir potansiyel sahipler. Yani sadece Karma ve Jinx'in o dürtmesi bile şu anda yeterli bir pozisyonda Ant takımını geride tutmak için.
Ant takımı şu anda Nocturne özellikle savaşa giriş mekaniğini, Rengar'ın savaşa giriş mekaniğini kullanıp beklenmedik bir savaş başlatması lazım. Kendi istedikleri noktada. Eğer ki işi, ipleri Team Turquoise'in eline bırakırlarsa Team Turquoise bu dürtmeyle Mundo, Jinx üzerine Karma bu dürtmeyle başlayacak. Şimdi işte geldi. Zix'in üzerine ultisi geldi ve anında yok olan bir Jinx var orada. Bahsediyordum. Bununla birlikte maçı döndürüyorlar ama çok güzel bir ulti geldi arka tarafta. Halpern hala hayatta. Şimdi üzerine bir de Kayn ultisi geldi. Halpern oradan çıkabilecek mi? Son anda ileriye doğru atıldı ama yeterli olmuyor. Lenin son vuruşuyla beraber orada kese düştü. Mundo da aynı zamanda diğer tarafta Lucian'ı düşüren kişi oldu. Evet. 13'e 10 oldu skorlar. Long B ve Kayle hala hayatta. Baktığın zaman Kayle, Karma bu kuleyi alabilecek kuvvetliler. Zergs'in üzerine doğru gidiyor. Ama Ziggs'in şu anda canı oldukça yüksek. Rengar da geldi oraya doğru. Kuleyi korumaya çalışacaklar mı acaba? Kulenin canı bitti ve düştü. Rengar şu anda bir de yavaşlatmayı başardı Zergsling'i. Ama Long B de var orada. Sadece uzaklaştırmak. Burada savaşı başlatacağını ben düşünmüyorum Rengar'ın. Tabii. Sadece uzaklaştırmaya çalışıyor rakip oyuncuyu. Acaba Karma orada yakalanacak mı? Totem koymak için direniyor aslında Karma orada. Mümkün olduğu kadar da ejderhanın gitmesini istemiyorlar tabii ki. Oyundaki üçüncü ejderha. Bakalım bunu kim alacak? Nocturne ve Rengar başladılar. Jinx uzaktan dürtüyor. Bakın ne kadar fazla hasar veriyor. Bu arada zandırma geldi orada. Rengar orada girdi Karma ile birlikte. Rengar şimdi kaçabilecek mi? Bir de ulti geldi ama Rengar'a kaçış yok. Kayle'da kaldı skor. Ardından devam ediyorlar şimdi kolaya. Sıçrayıp çok agresif bir şekilde devam ediyorlar. Bu skorları almak istiyorlar. İşi olabildiğince erken bitirmek istiyorlar. Ama orada Lucian kaçabilecek mi? Hayır, çok güzel bir Jinx. Son pikselden inanılmaz bir Jinx görüyoruz. Orada Jinx süper bir skor aldı ve bir de üzerine Ziggs. Ziggs'e kaçış yok bugün. Bakalım düşecek mi? Son bir vuruş. Ziggs'in üzerinde bariyer var. Ultisini de kullandı. Kaçmaya çalışıyor İpton arkasında. Ama son anda Mundo. Baltasıyla beraber. Mundo istediği evet. Skoru alır dedi. Ve baltasını fırlatıp orada skoru almayı başarıyor. Gerçekten de inanılmaz bir takım savaşı izledik. Çok güzel geri döndüler. Rengar'ın bu arada ultisi aktif bir şekilde Rengar orada üzerine doğru gidiyor ama. Ultiyle geliyor ama kim alacak? Yani canı o kadar az olacak. Az. Hemen alabileceği biri yok orada ve geriye çekiyorlar. Ne savaştı be Şomio? Üzerine bir de ejderha mı geliyor? Üzerine bir de ejderha olabilir. Üzerine bir de görev yapmaya çalışabilirler ki Mundo zaten şu anda gün ateşi pelerini üzerine yaptığı ruh gömleğiyle birlikte, Guardians ile birlikte çok rahat o hasarı, ejderha hasarını üzerine tutabilecek bir şampiyon. Bu arada Nocturne acaba çalabilecek mi orada ejderha? Hayır, ve çaldı. Çaldı. İşte bu hareketler maçın bitmesini engelleyebilir. Belki daha erken bitmesini engelleyebilir. Maçı uzatmaya çalışıyor demiştik. Ant elinden gelince Rengar çok arada kaldı yalnız. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani çaldıktan sonra ya bir ormancı eğer ki ben çalmaya çalışacağım arkadaşlar kendimi intihar ediyorum ben gidiyorum oraya diyorsa başka bir oyuncu yaklaşmaması lazım. Bırakın ormancı tek başına gitsin orada çalmaya çalışsın, çalar ya da çalamaz. Bu önemli değil ama ikinci bir skor verince, üçüncü bir skor verince bu rakip takımın inanılmaz büyük bir avantaj kazanmasını sağlıyor. Burada biraz Rengar'ın hatalı aslında oynadığını söyleyebiliriz. Aslında orada belki Rengar takım arkadaşında yolda eşlik etmek için belki çalılara kadar geldi ama Mundo'nun baltası ve bildiğin gibi Jinx'in yavaşlatması oradan kaçmasına engel olamadı. Eşlik etmek nedir ya? Geri dönerken. Abi gel seni Bejara'ya kadar bırakayım. Sonra sen geri dönersin. Peki Kayle şimdi yukarıya doğru gidiyor. Bakalım Karma da orta koridorda Ziggs'in karşısına geri dönecek. Baktığımız zaman şimdi eşyalara tabii o kadar çok aksiyon oluyor ki oyunda çok fazla skor var şu ana kadar. Baktığımızda 18 skor bir tarafta, 11 skor bir tarafta. Pek böyle detaylardan bahsedecek zaman bulamıyoruz ama Kayle Rabadon şapkasını bitirmiş. Üzerine infilak değneği yapmış, Nashor'un dişini bitirmiş. Yani çok yüksek hasar verebilecek durumda şu anda. Ziggs ise Attila Etlikade'yi ve Rabadon bitirmiş. O da hem uzun süre savaşlarda o yetenekleri arka arkaya kullanacak düzeyde hem de Rabadon'la birlikte hasar o potansiyel olarak da iyi bir durumda diyebiliriz. Tabii iki tane saldırı gücü taşıyıcısını yine karşılaştırmak lazım bence burada Shomia. Onlarda da şimdi Jinx 6-2-10 oynuyor. Yanlış görmüyorsam 185 milyon kesmiş. Kanı tutamış, hayat dansçı ve son fısıldı bitirmiş. Bu üç eşya iyi bitirmek demek artık yani o Jinx'ten korkmaya başlamanız gerektiğini bizlere gösteriyor. Zaten bakın çok fazla direkt doğrudan savaşa çok giriyorlar. Çok rahat bir şekilde Nocturne ile birlikte savaş başladı. Üzerine Ziggs ultisi geldi, Leon ultisi geldi. Bakalım çok güzel korudular yalnız orada Kaze'yi. Bakalım kaçabilecek mi? Diğer tarafta Leon düşüyor, Nocturne düşüyor, Rengar düşüyor. Bir kez daha katliam mı geliyor acaba? Ziggs'in
çaresizliğini görüyoruz şu anda Mundo karşısında. O da sağ sol yaptı ama olmadı. 2'de 2 yapan bir Mundo var. Öbür tarafta da Komodo kaçmaya çalışıyor ama şu anda imitör düşecek. Belki de Nexus kuleleri düşecek. Ama merkezin kuleleri düşecek. Az. Bakalım alabilecekler mi? Çok yüksek ben sana katliam geliyor. Katliam geliyor. Kaze affetmedi. Ama orada bir skordan mı gelecek kuleye derken son anda kaçtılar orada. Kuleyi alamadılar yalnız. Hayır, karma da düştü. Karma da düştü, Jinx de düştü. Bir tek Mundo kaldı ayakta, bir şeyler bitmedi olmadı oyun. Sanki. Yalnız bu yani çok büyük bir hata yani. Belki de Ant buradan orada hataları değerlendirerek geriye gelebilir. Ya zaten Ant'ın önüne çok fazla fırsat çıktı oyun boyunca ama ardından bir görev yani işte ejderha gibi, baron gibi bir görev ya da kule gibi bir görev yapamadıkları için bu kadar geride kaldılar. Şimdi belki hesaplama hatası oldu ve bundan faydalanan bir burada bu sırada unutmamak gerekir ki Ant takımı var. Baron'a doğru gidiyorlar ve hatta şu anda bakalım acaba Baron'u... Evet. Evet, Baron'a başladı şu anda Ant takımı ama bu çok riskli bir Baron. Bakalım Kyle var şu anda ilk çıkan üstünden, o en yakın durumda. Mundo ile birlikte gidiyor. Mundo'nun üzerine çift güçlendirme var. Bu önemli. Bakalım yetişebilecekler mi? Evet, Ant takımı bıraktı. Acaba TT devam edecek mi Baron'a kaldığı yerden? Yok. Yukarıda da Ziggs var bu arada. Takım arkadaşlarını yukarıdan destek olmaya çalışıyor ama bakalım Baron mu oyun mu diyecek. Yok, şu anda. Aslında önemli olan bu. Resetlendi Baron da tekrardan. Şimdi orada ormanın evet içerisinde birilerini yakalamaya çalışacaklar ama karşına kimse çıkmıyor. Yukarıda birikmiş bir minyon dalgası var. O minyonları şu anda ittiriyorlar. Halpern'le birlikte baktığımız zaman Kyle, Karma ve Vi üçlüsü bir kuleyi daha yıkıyorlar ve yine altınları ceplere koydular. Bakalım şimdi İmitör Kulesi dayanabilecek mi? Burada Ziggs, Rengar ve Leona tutmaya çalışacak ellerinden geldiğince o kuleyi. Şu anda tabii Ziggs'in burada çok hızlı o minyonları temizleyebilme özelliği, bütün neredeyse yeteneklerinin alan etkili hasar vermesi Ant takımını bu tarz savunmalarda rahatlatacak bir durum. Bakın hemen hop temizliyor oradaki minyonları, üzerine bir tane daha vurdu. Karma dürtmeye çalışıyor her bir minyon geldi. Yine Long bir Mundo ile birlikte aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama çok kolay değil. Evet, çok güzel hareketler gördük. Çok güzel takım savaşları gördük. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Maçın oyuncusunu seçtiğimizi unutmayalım. Sizce arkadaşlar bu maçın oyuncusu kimdi? Evet arkadaşlar, siz de şu anda oyuncuların skorlarına bakıp oyunlarını izleyip desteklemek istediğiniz bir oyuncu varsa Twitter üzerinden oylamaya katılabilirsiniz. Canı oldukça orada azaldı. Burada savaş başladı. Hiç beklenmeyen bir anda yine Leon ultisi geliyor. Ziggs ultisi. Ama herkes sıçradı son anda. Orada bir tek baktığımızda Halpern kaldı galiba. O da sıçrayarak ona uzaklaşıyor şimdi. Lucian ultisini açıp kaçmaya çalışıyor ama kaçabilecek yeri kalmadı. Yavaşlatmalar arka arka geliyor ve en son orada Kyle'da kaldı skor. Ziggs şimdi uzaklaşmaya çalışıyor ama o artık kuleyi koruyabilecek durumda değiller. Evet. Nexus düşmek üzere. Böylece bu maçın galibi belli oluyor. Team Turquality ilk maçı